Hepinize merhaba dostlarım. Bu videomuzda Binance'dan nasıl para çekilir onu göstereceğim. Nasıl para yatırılır hem nasıl para çekilir videosunu çekeceğim. Bir tane video atmıştım. İlk başladığım zamanlar daha ne oldu ne bitiyor hiçbir şey bilmiyorum. Bu videoyu çekip atmıştım kanala. Bu da gereksiz fazla izlendi. 20 bin görüntüleme almış. Çok fazla soru geldi. Anlatımın kötüdür falandır filandır. Şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Doları çeviremiyoruz, TR'yi yapamıyoruz, 100 bin lira gönderiyorum, şunu yapıyorum falan filan. Yani almadığım kadar soru aldım. Bunu size nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta ben Papara'ya paramı gönderdim, bir 10 TL falan. 10 TL gönderimi tamamladıktan sonra Binance'a giriyoruz. Girdikten sonra idari para ve spot yazıyor. Yani spot cüzdanınızda giriyorsunuz. Burada para yatırmak istiyorsanız para yatırma, para çekmek istiyorsanız para çekme diyorsunuz. Bunlara geçmeden önce sadece yatırma işlemini şu anda göstereceğim. Yatırma işlemine girdim. Bakalım paparamıza paramız gelmiş mi? Hala gelmemiş. Ah şu anda geldi. Tamam. Şuradan Euro yazıyor. Euro'yu TR'ye yapıyorsunuz dostlarım. TR'ye girdikten sonra burada papara hesap paketi diyor. %1 de komisyon kesiyor. Yani 100 TL atıyorsanız 1 TL komisyon kesiyor. Ben size göstermek amacıyla 10 TL atacağım. Devam et diyorum. Devam et dedikten sonra tarayıcıya yönlendiriyor. Papara checkout kısmına. Burada bilgilerinizi giriyorsunuz. Bilgilerinizi girdikten sonra papara sizden kod isteyebilir. Mailinize giriş kodu. Ona tıklamanız gerekiyor. Ben diğer hesaptan hemen tıklayacağım. Yeni cihaz onayı göndermeniz gerekiyor dostlarım. Papara'ya giriyorum. Onayla diyorum. Onayla dedikten sonra onayladın, giriş yapabilirsin diyor. Bu tarayıcıyı kapatıp giriş yap diyorum. Şifre yani telefonunuza SMS gelecek. O SMS'i buraya girmeniz gerekiyor. 975 453. Bunu girdikten sonra onayla diyorsunuz. Papara checkout kısmı tamamlanıyor ve onay vermeniz gerekiyor. Onay verdikten sonra işleminiz gerçekleşiyor. Bunu yaptıktan sonra sizi Binance'ın sitesine yönlendirecek. Ben siteden yapmadım. Siteden yapıyorsanız direkt zaten Binance'ın ana sayfasına yönlendirecektir. Şöyle tekrardan geçiş yapalım. Burayı kapatıyorum. Binance uygulamasına giriş yaptım dostlarım. Özet kısmına geldim. Özet kısmına geldikten sonra burada kaç 10 TL kaç dolar yapıyor? 1,5 dolar falan. 1,5 dolarım burada gözükecek. Spot diyelim. 1,23 dolar falan gelmiş. Şimdi siz bununla dolar aldınız diyelim. Doları aldınız şuradan. Paranız dolarda yani. Dolar olarak kullanıyorsunuz. Dolar aldınız dostlarım. Şu an 9,97 TL olduğu için doları satın alamıyorum. Minimum 10 para yani 10 birim gerekiyormuş. Dostlarım size şimdi alım yaptığınız doların nasıl satabilirsiniz onu göstereceğim. Şu piyasa kısmına tıklıyorsunuz, limit vermiyorsunuz. Limit verdiğiniz zaman diyelim ki şurada limit verdiniz, şurada şuraya yükseldi dolarınız. Burada almayı bekleyecek. Buraya düşmesi de zaman alabilir. Sizinki emirlerde bekleyecek ve buradaki paranız sıfıra düşecek. Çünkü bu emiri bekleyecek. Emiri bekleyen paranızı da haliyle kullanamayacaksınız. Her neyse satmak istiyorsanız piyasa diyeceksiniz dostlarım. Piyasa dedikten sonra sat kısmına yani sat kısmına girdikten sonra piyasa diyeceksiniz. Burayı fulleyeceksiniz yani %100 yapacaksınız. USDT sat deyip satışınızı gerçekleştireceksiniz. Şu anki kura göre yani şu fiyata göre satışınızı yapacaksınız. Anladınız mı? Bunu yaptıktan sonra sizin artık USDT olan paranızı yani dolarınızı TR'ye satmış yani dönüştürmüş oldunuz. Dönüştürdükten sonra idari para ve spot kısmına tekrardan giriş yapıyorsunuz. Buna girdikten sonra isterseniz buradan çekmediğin, isterseniz buradan çekmediğin. Ben buradan yapıyorum. Size de buradan göstereceğim. Ve bir geri geleyim. Yanlışlıkla tıkladım. TR'ye kısmına geliyorsunuz. Çekme diyorsunuz dostlarım. Çekme dedikten sonra size papara hesap bakiyesi diyor. Burada gördüğünüz gibi bakiyeniz gözüküyor. Bu mobilde de aynıdır. Devam et diyorsunuz. Devam et dedikten sonra size mail ve telefon doğrulaması gönderecek. Mail ve telefon doğrulamanızı yapıyorsunuz.
Bunu yapmanız için de tekrardan maile giriş yapmanız gerekiyor. Hemen mailimize giriş yapalım. Kodumuzu alalım yani. Telefondan da alacağız. O biraz bekleyecek. Kodumuzu aldık dostlarım. Şimdi kodumuzu yapıştıracağız buraya. Mail doğrulama kodu. Şimdi mobildeki kodunuzu yazacaksınız. Gelen SMS'teki 530 gönder dedikten sonra paranız anında bir şekilde paparanıza transfer edilecektir. Bu işlem bu kadardı. Bu işlemi mobilde de aynı yapıyorsunuz. Yani giriyorsunuz alım satım piyasa kısmına. USDT/TR'yi buluyorsunuz. Buradan piyasa kısmına gelip sat diyorsunuz tamamını. Tamamını sattık ya da istiyorsanız %50'sini falan alabilirsiniz. O size kalmış. Bunu dedikten sonra idari para ve spot kısmına giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra TR kısmındaki paranıza çekme diyorsunuz. Çekme dedikten sonra burada paparanız gözüküyor ve burada bakiyeniz gözüküyor. Bakiyenize tıklayınca buraya bakiyenizin tamamı geliyor. İsterseniz elinizde de yazabilirsiniz. %1'lik komisyonu da paparaya çekim yaparken kesecek. Dedikten sonra devam et deyip onaylama işlemlerini gerçekleştirip anında paranızı çekebilirsiniz. Para yatırma işlemlerini de gösterdim. Para çekme işlemlerini de gösterdim. Şu anda sıkıntısız bir şekilde para yatırıp çekebileceksiniz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Önceki videoda saçma bir şekilde konuşmuşum. Maalesef ki hani ilk defa falan yapıyorum. Daha kimsenin haberi yoktu galiba o zamanlar. Her neyse 60'da dislike almış. Bu video sanırım şuranın toplamı kadar. Like alırsa sevinirim. Videoyu beğenin, yorum atın. Sorunuz falan olursa mutlaka yorum olarak bana belirtin. Sizi seviyorum. Hepinize sağlıcakla günler diliyorum.